Merhabalar. Ben Bayındır Kavakdere Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Alerji Uzmanı Profesör Doktor Yavuz Demirel. Bugün sizlere astım, özellikle alerjik astım nedir? Bu hastalığa tanıyı nasıl koyarız? Tedavisini nasıl yaparız? Bu prensipler üzerinde size bilgiler aktaracağım. Astım hastalığı hava yollarının kronik enflamasyonla seyreden değişken obstrüksiyonuyla kendini gösteren öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum gibi yakınmalarla karşımıza çıkan bir hastalıktır. Dünyada 400 milyon civarında astımlı olduğunu tahmin ediyoruz. Ülkemizde de yine 4-5 milyon civarında astımlı hastamız söz konusudur. Bu grup hastaların %60'ı alerjik astım olarak bilinmektedir. Alerjik astımın normal astımdan farkı, bu yakınmaları ortaya çıkaran alerjen olarak bildiğimiz bazı faktörlerin inhalasyonu veya vücuda alımı sonucunda ortaya çıkan yakınmaları anlatmak istiyoruz. Özellikle polenler, ev tozu akarları, küf mantarları, çeşitli kedi köpek alerjenleri gibi alerjenlerin maruziyeti sonucunda kişinin astım yakınmalarının ortaya çıkması alerjik astım olarak bilinmektedir. Bu hastalık hem yaşam kalitesini bozmakta, okul kayıplarına, iş gücü kayıplarına neden olmaktadır. Hatta nadiren de ölümlere neden olan bir hastalıktır. Bu nedenle hem tanısının hem tedavisinin uygun bir şekilde yapılması gerekmektedir. Astım tanısını koymak için temelde 3 prensibimiz vardır. Bunlardan bir tanesi astıma özgü yakınmaların olmasıdır. Bunlar nelerdir? İşte nefes darlığı, hırıltılı, hışırtılı solunumun olması, özellikle bu yakınmaların geceliğin ortaya çıkması bizim için önemli kriterdir. Eğer böyle kişilere biz solunum fonksiyon testi yapacak olursak, bu obstrüksiyonun gösterilmesi bu testte. Ayrıca çeşitli solunum fonksiyon testi manevralarıyla reversibilite testi, PEF ölçümü gibi kriterlerle bu solunum fonksiyon testlerinin tamamlanması astım tanısını koydurmaktadır. İşte böyle kişilerde biz eğer herhangi bir alerjene de duyarlılığını gerek deri testleriyle gerekse kan talihleriyle gösterirsek biz buna alerjik astım adını veriyoruz. Bu testi yaparken, alerjiyi tespit ederken özellikle deriden yaptığımız testler kıymetli olarak karşımıza çıkmaktadır ve tanıyı kolaylaştırıcı bir faktördür. Tanıyı koyduktan sonra hasta özellikle tedavisinde bu hastalığın koruyucu yöntemleri uygulamaktayız. Koruyucu yöntemler derken bu hastalığı ortaya çıkaran işte ev tozu akarı, polenler gibi faktörlerden kişiyi uzak tutmaya çalışıyoruz. Polen döneminde eğer kişinin nefes darlığı ortaya çıkıyorsa bu dönemde polene mümkün olduğu kadar bahar aylarında daha az maruz kalması konusunda önerilerimiz oluyor. Evi çok havalandırmamasını arzu ediyoruz. Eğer ev toz akarına bağlıysa şikayetleri, özellikle yatak odasına önlem alıyoruz. Toz önlemleri, işte halının kaldırılması, çeşitli nevresim takımlarının haftada bir değiştirilmesi şeklindeki önlemlerle ortamdaki alerjen yoğunluğunu azaltmaya çalışıyoruz. Yine kedi köpek gibi çok sevdiğimiz hayvanlarımız eğer evimizde birlikte bizle bulunuyorsa, bunlara karşı alerjimiz varsa mümkün olduğu kadar az maruz kalmaya gayret ediyoruz bu sevdiğimiz hayvanlarımıza ve haftada bir yıkanmalarını mümkünse öneriyoruz. Bu koruyucu önlemler dışında özellikle astımda iki tür ilaç grubumuz var. Bunlardan bir tanesi kişiyi rahatlatan, nefes darlığını açan ilaçlarımız var. Bir de içinde bazen kortizon içeren ama vücuda emilimi çok fazla olmayan, yan etkileri olmayan kortizon türünden inhalan ilaçları kullanıyoruz. Ve bunlarla kontrol etmeye çalışıyoruz astımımızı. Bazen de eğer astımımız ki tüm astımlı olguların %3,5'u bu şekildedir, ağır astım şeklinde seyrediyorsa bu ilaçları ilave olarak genelde biyolojik ajan olarak bildiğimiz
ayda bir iğne şeklinde uyguladığımız ilaçları da hastalarımıza uyguluyoruz. Ve bu şekilde kontrol etmeye çalışıyoruz hastalığımızı. Astım tam tedavi edilen bir hastalık değil maalesef. Ama bu aldığımız tedbirlerle ve tedavilerle bu hastayı çok iyi kontrol altına alabiliyoruz ve kaliteli bir yaşam sürmesini sağlıyoruz hastalarımızın.